Ayten Hanım'ın Çiçekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Bugün de kalançolarımla geldim. Şöyle bir göstereyim kalançolarımı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, renkleri pırıl pırıl. Gayet sağlıkları yerinde. Çok mutlu görünüyorlar kalançolarım. Şunu da arkadaşlar geçen 3-4 gün oldu, bunu da ektim buraya. Bir arkadaştan almıştım. Bu farklı, bu da farklı. Bu da yıldız kalanço. Bu da çok güzel oldular. Şunu da pazardan almıştım. Ölmek üzereydi arkadaşlar. Getirdim eve, budadım güzelce, temizledim, diktim. Bu da çok güzel oldu. Bir de şunu size göstereyim arkadaşlarım, sardunya. Evde köklendirme tozu yapmıştım. Onunla diktim. Bugün 8 gün oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğüm kadarıyla tutmuş görünüyor. Bakın çiçek de açtı. Tomurcuk vardı arkadaşlar. Ama açmamıştı. Sadece tomurcuğu vardı. Çiçeğini de açtı. Bakın tutmuş. Şu da şuradan yeniden çıkmaya başladı. Böyle görünüyor ki köklendirme tozum başarılı arkadaşlar. Tamamen emin olduktan sonra arkadaşlarım nasıl yapıldığını sizinle paylaşacağım. Bir de şu kalanşomu da köklendirme tozuyla diktim. Tamamen tuttuktan sonra sizinle paylaşacağım. Tabii ki kalanşo birazcık zor tutuyor. Sardunyalar biraz daha kolay tutuyor arkadaşlar. Şöyle şunlar da ayrı ayrı saksılardaydı. Bir saksıyı aldım. Bakın şunu da pazardan almıştım. Ölmek üzereydi. Bakın kocaman oldu. Çok küçüktü. Şunu da almıştım. Şöyle şu tarafa geçeyim. Şunu da geçen sene diktim arkadaşlar. Budayıp yere atmıştılar. Budaymış mıydılar? Koparıp atmışlar yani. Yerde gördüm bunu da. Şu küçük bir böyle çelikti. Şu kadarcıktı. Minnacıktı şu. Böyle bu kadardı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu kadardı. Onu da aldım, diktim. Gayet güzel oldu. Çok da güzel, sağlıklı bir yaprakları var arkadaşlar. Bunlara göre bir daha bir kalın bunun yaprakları. Şunlar daha bir ince arkadaşlar. Şu daha bir kalın. Bu çiçek de açmıştı. Şöyle toparlak bir yıldız gibi çiçeği vardı bunun. Sonra tepeden bir çiçek açtı. Başka bir yerden açmadı. Bir tepeden çiçek açtı. Sarı bir çiçeği oluştu. Kocaman bir yıldız gibi çiçek açtı tepede. Bu şu yanındaki de hangisinden almıştım? Şundan koparıp şuraya diktim arkadaşlar. Bu da tuttu. Şu da benim bir yıllık kalanşom. Çok güzel olmuştu. Bu hastalandı. Küllenme hastalığı oldu arkadaşlar. Bitlenme oldu. Bunu da bayağı budadım, temizledim, ilaçladım. Bakın yeni yeni tekrar yapraklar, filizler verdi. Çok güzel oldu bunu da arkadaşlar. Şu anda gayet sağlıkları yerinde. Bunların altlarına da bakın böyle arkadaşlar, gübre attım. 3-4 gün oldu, koyun gübresi attım arkadaşlar. Yanmış koyun gübresi, baya bir yanmış çünkü daha resmen topraklaşmıştı. Bütün saksılarımın dibine attım. Sardunyalarımın, kalanşolarımın hepsini dibine attım arkadaşlar. Ya sinek olur mu olmaz mı bilmiyorum. Büyük ihtimal sinek olacaktır.
Çünkü benim çiçeklerim terasta olduğu için arkadaşlar, sinek olsa da benim için sıkıntı olmaz. Çünkü terasta artık oturmuyorum kış olduğu için. Kışa gireceğimiz için diyelim. Yani sinek olsa da sıkıntı olmaz. Beni rahatsız etmez. Yani yine de siz ev çiçeklerine vermeyin. Büyük ihtimal sinek olur. Şimdi bunların arkadaşlar bir vitamin vereceğim. Şöyle bakın. Muz kabuğu arkadaşlar. Bayağı bir oldu. Ne kadar oldu? 15-20 gün oldu. Şöyle bir kabın içine muz kabuğu koymuştum. 15-20 gün 20 gün oldu, evet. 20 gün oldu. Böyle koydum. Şimdi bakın arkadaşlarım. Şu kadar da bir suyum var. 700 mililik ama yarısına kadar su koydum kabın içine. Şöyle bir çay bardağı şu sudan koyacağım. Muz suyundan, muz kabuğunun suyu arkadaşlar. Çünkü fazla beklettiğim için bunu direkt verdim arkadaşlar. Direkt verdim mi çiçeğimize zarar verebilir. Direkt vermeyeceğim, sulandıracağım. Bunu akşamdan koysaydım, bir gün iki gün önceden koysaydım direkt verecektim çiçeklerime. Ama bayağı bir oldu çünkü özünü fazla vermiştir. Onun için çiçeklerimize zarar verebilir. Suyla karıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzını kapatayım. Şöyle birer çay bardağı kadar arkadaşlar verelim. Bakın şurada arkadaşlar kırılmıştı. Buraya koydum, bu da tuttu. Bakın büyümeye başlamış. Yanında hatta yavru da verdi. Şu tarafa vermeyeceğim. Bunu köklendirme tozuyla ekmiştim. Sadece şuna vereceğim. Daha bu böyle köklenmemiştir büyük ihtimal. Çünkü daha yeni diktim. Muz kabuklarını arkadaşlar hiç ben atmıyorum. Biriktiriyorum, dolaba koyuyorum, derin dondurucuya böyle kullanıyorum. Geçen oğlum yedi, çöpe attı, hemen çıkarttırdım. Çabuk onu çıkar dedim oğlum. Hemen çıkar dedim, çıkardı. Koydum şişeye, üzerine su koydum. O da öylece duruyor daha. Çünkü bunlar muz kabuğu çok vitaminli. Şuna yetmedi arkadaşlar. Suyum bitti. Şunu da sade veremeyeceğim. Ben videodan sonra suyun içine tekrar sulandıracağım arkadaşlar. Öyle vereceğim. Burada barış çiçeğim var. Barış çiçeğine de vereceğim. Bakın barış çiçeğim de gayet güzel oldu. Burada dikenler tacım var. Bu da minik minik çiçekler vermeye başladı. Evet arkadaşlarım, bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.